Merhabalar sevgili izleyiciler. 40'la karşınızdayız. Programımızda konuğumuza 40 soru yönelteceğim. Her soruyu yanıtlaması için 2 dakika süresi var. Eğer herhangi bir soruya yanıt vermek istemezse pas geçme şansına sahip. Bir soruya 2 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde yanıt verirse arda kalan süreyi diğer soruları için kullanması mümkün. Bugünkü konuğum gazeteci yazar Hıncal Uluç. Hıncal, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok kıymetlisin. Bu masada olman programıma değer kattı. O kadar çok anekdot ve data var ki elimde. Hemen başlayalım derim. Ne dersin? O kadar uzun zamandık arkadaş olunca datan olması. Ama sorularımı hazırlarken de dedim ki Hıncal'ı tanıdığımı sanıyormuşum. Ne kadar az tanıdığımı gördüm. İyi çalıştık. Başlayalım hemen. Hadi bakalım. Şimdi ben çocukluğundan başlamak istiyorum. 1939 yılında Kilis'te doğuyorsun. Baban Fuat Uluç. Bir subay ve Türk siyasi tarihinde de önemli bir subay. Çünkü Alparslan Türkeş'le birlikte hareket ediyor. Hatta işte bu 60 darbesiyle iştigal eden bir subay. İlk sorum gelsin. Bugünkü kişiliğinin oluşumunda baban etkili oldu mu? Yani yarıdan fazla diyebilirim. Babam fevkalade etkili oldu. Yani fevkalade bir subaydı. Fevkalade disiplinli bir subaydı. Fevkalade iyi bir şey oldu. Siyasetçi oldu. Yani neredeyse yok olmak üzere olan bir partiyi genel sekreter olarak ele aldı, kaldırdı. Alparslan Türkeş yakın arkadaşıydı. Ben ona Aslan amca derim. Hala benim için Aslan amcadır rahmetli. Evimizden çıkmazdı Bandırma'da. Onu partinin başına getirdi, MHP yapıp. Öyle bir adamdı ama şöyle de bir adamdı. Oy kullanma hakkını ilk kazandığım zaman, İlk kullandığım oyda onun partisine oy vermediğimi biliyordu. Enteresan. Ben ülke öğrencisiydim. Hızlı bir solcuydum. Yani o bütün siyasi fikir dernekleri falanları filanların doğuşu o bizim dönemimizin mülkiyesidir. Ve babam da ben bunu rahatlıkla, çünkü babamın bana öğrettiği terbiye, meslek ilgesi yaptığı terbiye, ne düşünüyorsan o olacaksın. Ve onu söyleyeceğiz. İnanmadığın hiçbir şeyi kime olursa olsun söylemeyeceğiz. İnandıkların hepsini söylemek zorunda değilsin. Ama inanmadığını söylemeyeceğiz. Birisi senin satırını okuduğu zaman Hıncal böyle düşündüğü için böyle yazıyor. Beni bunca senedir sonra hala Hıncal yapan ilke bu. Peki Hıncal'cığım, zaten sürede doldu. İkinci sorumla devam etmek istiyorum. Şimdi yine aile dinamiklerine baktığımda isimler dikkatimi çekiyor. Sen Hıncal'sın, bir de kardeşim var Öcal. Dolayısıyla soru gelsin. Hıncal, Öcal isimleri ailedeki öfkenin yansıması mı? Yani bu inanılmayacak kadar güzel bir hikaye. Çok mutluyum bu sorudan. Babam Kilis'te. Teğmen olarak görevli ve işte o işe giderken oradaki enstitüye gidip gelen annemi görüyor yolda. O zaman araç atla gidip geliyor. Babam anneme bir beyaz atlı prens havasında, arkadaşları böyle dürtüyorlar, seninki geliyor diye. Babam böyle bakıyor falan filan ve sonra kafeye koyuyor. O zaman flört mülört bile yok. Tanıdığı tek adam okulun müdürü Vehbi Bey. Vehbi Bey diyor ki gideceksin bana müftünün kızını isteyeceksin. Vehbi Bey gidiyor müftünün kızını istiyor ve alıyor. Vehbi Bey'in soyadı Öcal. İlk oğluna bu mutluluğunun aracılığını yapan adamın adını veriyor. Ben Deniz'de kafiye kurbanı Hıncal Efendi. En küçüğümüz de Kemal. Aslında, sonunda olgunlaştık yani. Aslında bayağı da barışçıl bir hikayesi varmış. Fevkalade yani, romantik bir hikaye. Vesaire yokmuş, romantik bir hikayeymiş. İyi ki sormuşuz. Ben meslek hayatına atılma hikayeni de öğrenmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla 1967 yılında bir spor gazetecisi olarak 57. Başlıyorsun. 57. Peki şimdi çok önemli kişilerle çalıştın, nice patronlar gördün, nice genel yayın yönetmenleriyle çalıştın. Gazetecilik çok evrildi, dinamikler, mecralar değişti. Dahası soru gelsin.
Bugün olsa yine gazeteci olur muydun? Yarın da, öbür gün de. Yani o yeniden dünyaya gelişim varsa eğer, öbür gelişimde de. Yani benim için biçilmiş kaftan bir meslek olduğunu düşünüyordum hiç aklımda yokken. Biz çocukken insanlar ne olacaklarını düşünürlerdi ailecek ve onu olabilirlerdi. Çünkü öyle hiçbir yerde sınav yoktu. Bir teknik üniversite sınavı yapardı, başka bir şey yok. Babam ille mühendis olmamızı isterdi, annemiz ille şey olmamızı isterdi, doktor olmamızı isterdi. Benim kafamda da fazla gevezeyim ya, avukat olmak vardı. Ve şey bitince, lise bitince gittim hukuk bilgisine, kaydımızı yaptırdık. Başacağız. Mehmet Ali abi dedi ki, Kışlalı, kuzenim, gel dedi mülkiyede oku. Mülkiyede oku, onu bitir. Dört dersten fark verirsin. Hem hukuk diploman olur hem mülkiyede olur. Peki dedik, girdik. Bir sabah geldi mülkiye kantinine Mehmet Ali abi, yürüyün dedi. Gazetedeki herkes işte, o gazeteci, Ankara yerel bir gazetede yazı işlerimiz, herkes istifa etti dedi. Bütün gazete bize kaldı, gelin bana yardım edin dedi. Kardeşi rahmetli Ahmet Taner Kışlalı, abim ben, üçümüz, üç kuzen gittik şeye. Gidiş o gidiş. Bir geceliğe yardıma gittik. 63 sene. Ama o yaşam boyu gördüm ki benim başka bir meslek yapmama imkan yokmuş. Peki. Şimdi ben seni yıllardır tanıyorum ama toplumdaki algını da merak ettim. İnsanlar seni nasıl tanıyor diye. Genelde internet ortamında, sosyal medyada herkesin dediğinin tersini savunan yazar. Böyle bir ayrı kutu imajım var. Böyle bir durum var. Şimdi ben merak ediyorum, bu aykırı duruş, herkesin dediğinden farklı bir söylem, acaba senin varoluşsal olarak ben buradayım deme şeklin mi, bilinçli bir tercih mi, inandıklarınla mı ilişkili? Dahası soru gelsin. Dikkat çekmek için mi aykırı davranıyorsun? Birinci soruda bunun cevabını verdim tahmin ediyorum. Babam bana dedi ki, mesleğe başlarken de hayat boyu dedin, tekrar oğlum bak gazetecisin. Düşündüğüne inandığını yazacaksın. İnanmadan hiçbir şey söylemeyeceksin. Bir, yazdığım her şey benim düşündüğüm. Bazı insanlar düşündüklerini yazmıyorlarsa, hele günümüzde sosyal medyadan like alabilmek için sosyal medyanın havasına göre yazılar yazıyorsa, bu benim günahım değil. Ben hala düşündüğümü inandığımı yazıyorum. İki, ben lafları yuvarlamayı, köşeli, törpülemeyi, düzeltmeyi sevmem. Ben beyaz dersem beyaz derim. Siyah dersem siyah derim. Bana sorarsan sivri olan ben değilim. Düşündüklerini düşündükleri gibi ifade edemeyenler. Netim. Gene sivri bir cevap verdim. Peki. Şimdi kırmızı bir soruyla devam edeceğim ve seni birazcık kızdıracağım. Kırmızı soru birazcık daha seni kızdıracağını düşündüğümüz sorular. Bilmiyorum Hıncal, önceden hazırlayayım da seni. Şimdi çok uzun bir medya yaşantım var. Usta çırak ilişkisi vardır hem gazetede de televizyonda da. Mesela bir Ertuğrul Özkök dediğimizde işte Ayşe Arman'a verdiği destek, onu yıldızlaştırması. İşte Mehmet Ali Birant'tan işte Cüneyt Özdemir'lerin, Mithat Bereketler'in yıldızlaşıp çıkması gibi. Senin de bu kadar uzun yıl sonra acaba parlattığın, yıldızlaştırdığın, o devraldığın bayrağı teslim edip boynuz kulağa geçti dediğin bir isim var mı? Bu isim yok gibi algılanıyor. Neden yok? Ve bu bağlamda senin önüne geçebilecek birini acaba istemedin mi sorusu geliyor akla. Kırmızı sorum gelsin. Dolayısıyla Hıncal Uluç narsist mi? Ben... Yani her insanda biraz kendini beğenmek vardır. Ben özellikle bunu bir de savunan adamım. Çünkü kendini beğenmeyen insan hiç kimseyi beğenemez. Kendini sevmeyen insan kimseyi sevemez. Önce kendini seveceksin. Hiç. Hayat boyu kendimden yana şeyim olmadı. Şüphem olmadı. Şüphem olan yerleri de düzeltmek için soru olursa onları da anlatırım. Hayattaki en büyük gururum yetiştirdiklerimdir. Türk medyasında bugün adı geçen pek çok insan benim
okulundan mezun oldum. Çünkü ben gazetecilikte hakikaten usta çırak usulüne inanıyorum. Ben öyle yetiştim. Mesela Erkekçi'deki yardımcım Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin en büyük dergicilerinden ve gazetecilerden biri oldu. Çıkardığı dergiler benden fazla. İki tane gazete çıkardı, ikisi de tiraj rekorları kırdı. Türkiye'nin en ciddi gazetelerinde genel yayın müdürlüğü yaptı. Şimdi bir ağabeyin, bir ustanın bundan daha büyük gururu olabilir mi? Fatih Altay da benim yanımdaydı. Benim genel yayın müdürüm oldu. Bundan güzel bir gurur olabilir mi? Bu iki isim yetiyor. Bunlar, kim bilir? Yani yönetici olarak starları bunlar. Gazeteci hı hı. olarak onlar ayrı. Yönetici olarak ki benim esas şöhretim yönetici olarak gazeteci. Peki. Şimdi biraz da gençlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü sen aslında gençlerin nabzını da güzel tutuyorsun ve şu dönemde de Z kuşağı çok önemli. Üzerlerine analizler yapılıyor. Bütün politikacılar işte bu milyonlarca Z kuşağını bir anlamda tavlayabilmek için neler yapabiliriz diye stratejiler geliştiriyorlar. Devir onların devri, mecrayı değiştirdiler. Soru gelsin. Gençler Hıncal Uluç'u tanıyorlar mı? Vallahi gençler beni tanıyorlar mı, tanımıyorlar mı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü gençlerin kendilerini en çok gösterdikleri alan sosyal medya alanı. Okumuyorum. Hiçbir sosyal medyayla uzaktan yakından ilgim yok. Telefonumda bir SMS vardır. Bir de numarayı basarsın konuşursun o kadar. Ne Twitter, ne Facebook, ne Instagram, ne TikTok. Onlardan ben çok. Öyle olunca benim bütün meselem gençlere hiçbir şey onlardan beklemeden yardımcı olmak. Çünkü ben 16-17 yaşındayken bir abi beni eline aldı, ben bu oldum. Ben kendi yaşamımda biliyorum. Benim işim gençlere destek olmak. Bunun karşısında onlar hoşlanıyor, hoşlanmıyor önemli değil benim için. Ben duyduğum her genci, sanatçı olsun, yazar olsun, herhangi bir şeye yetenekli olsun, kucaklamaya çalışıyorum. Peki ben buradan devam etmek istiyorum. Şimdi teknoloji çağıyla birlikte gazete okuma alışkanlıklarında da büyük değişiklikler oldu. İşte gazeteler tiraj kaybetti, internet siteleri daha fazla. Sen de bunun gücüne zaman zaman atıfta bulunuyorsun. Şimdi 7 Ağustos'ta bir yazı yazmışsın bu Şeyma Subaşı'nın gücüyle ilgili. Diyorsun ki bir derdiniz varsa 3,5 milyon takipçisi olan Şeyma'ya iletin, iki tweetle direkt devletin kulağına da gider, duyulursunuz diye. Hakikaten dinamikler çok değişti, fakat bir taraftan da sen ne WhatsApp kullanıyorsun, ne Instagram'dasın, ne Twitter'dasın, tamamen reddetmiş bulunuyorsun bütün bu sosyal mecrayı. Kendini uyarlayabildin mi bu bağlamda? Soru gelsin. Hıncal Uluç sosyal medyada neden yok? Gerek duymuyorum. Böyle bir vaktim de yok. Sosyal medyayla ya da herhangi bir ekranla bana diyorlar ki bu kadar çok şeyi izleyip yazabilecek vakti ne kadar bulabiliyorsun? Nereden bulabiliyorsun? Şöyle bir anlattım onlara. Günümüz insanının hayatı ekranlarla dolu. Televizyon ekranı. Telefon, cep telefonun ekranı, bilgisayar ekranı. Ortalama bir insan 6 saatini bunların önünde geçiriyor. Benim bunların önünde geçirdiğim saat 45 dakika. Geriye 5,5 saat kalıyor yaşanacak. 5,5 saat çok önemli. 8 saat uyuyorsun, 8 saat çalışıyorsun. Sana ayrılmış 8 saatin 5,5 saatini sosyal medyada kullandığın zaman geriye vakit kalmıyor. Oysa ben 8'ini birden istediğim konsere, istediğim tiyatroya, istediğim arkadaşlarla gidip sohbet etmeye, halkın içine girmeye, onların içinde oturmaya, onlarla konuşmaya, halkın nabzı böyle tutulur. Onlarla sohbet edersen, konuşursan tutulur. Sosyal medyada değil. Sosyal medyada insanlar düşünüp olay yaratabilecek, retweet edilebilecek konular araştırıyorlar. Orada oturan, sokaktan, orta köyden geçen böyle bir şey yaramıyor. Sana doğru dürüst
merhaba Öncal Bey, ne iyi oldu sizi gördüğüm diye konuşuyor. Farkı burada, ben gerçek medyadayım. Hesaplı, kitaplı, bilmem neli medyada değil. Peki. Şimdi yine kırmızı bir soruyla devam edeceğim Hıncal. Bu kadar gerçek hayattan besleniyorum, kaynakçam orası derken eleştiri aldığın yönler de oluyor. Hatta enteresan bir şekilde seninle aynı gazetede yazan mesela Yüksel Aytu negatif bir yazı yazmış. 4 Nisan 2020'de kaleme aldığı yazıya atıfla bahsetmek istiyorum. Diyor ki, hayırdır Hıncal abi, her gün bir köşe yazarını hedef tahtasına koyup dart oynuyorsun. Ama başkalarının yazdıkları üzerine değil, kendi fikirlerin üzerine yazarsan belki biz de sende eleştirilecek yönler bulabiliriz. Yok bu konuda bir fukaralık çekiyorsan, benim köşe küçük olduğu için her gün koyamadığım yazıları sana paslayabilirim cümlelerini kullanmış. Bu algıyla soru gelsin. Hıncal Uluç tükendi mi? Temenni edenler çok olabilir. Kapaklar kapanınca tükenir. Hiç öyle bir hissim de yok, duygum da yok. Yüksel sağ olsun benim gazetede en fazla okuduğum yazarlardan bir tanesi. Onun için en çok eleştirilerine muhatap olan insan. Bu yüzden takılıyorum zaman zaman. Onun eleştiriye tahammülü yok. Hemen sinirleniyor, kızıyor, bir şeyler yazmak istiyor ama önemli değil. Yani dünyayı eleştiren Hıncal Uluç'ta birisi eleştirecek en tabii hak. Eleştirir. Ama Yüksel bir türlü anlamıyor ki. Ben onu okumayı çok sevdiğim için, en çok onu okuduğum için en çok onu eleştiriyorum. Çünkü bizim gazetede okuduğum yazar sayısı az. Çok olsun istiyorum. Deminki soruda dedin ki sosyal medya çıktı. Tirajlar, gazetelerin tirajı. Hayır, sosyal medyayla gazete tirajının azalmasının alakası yok. Türkiye'de gazete bırakmadık biz. Yazılı medya diye bir medyayı biz bırakmadık. Türkiye'de iyi gazete yok. Her gün öğleden sonra 4 saatim var gazete okumak için ayrılmış. Şöyle bir yığın var. Bizim gazetelerin takımı. Burada da bir tane gazete var. New York Times. Bunların dördüne ayırdığım sürenin iki mislinde New York Times'i bitiremiyorum. Bizde okunacak bir şey yok çünkü. Ucuzlattık gazeteciliği. Başlık, spot, resim. Haberi üçüncü sayfada çeviriyorsun üçü. Aynı başlık, aynı spot, aynı resim. Gitti gazetenin yarısı. Bana bir tane son zamanlarda duyduğun başlık, resim, haber aklına kalan gördün mü Hıncal falan gazete diye. Ekstra 30 saniye veriyorum. Devam edelim Hıncal. Yeter yani. Peki. Herkese sorduğum soru bunları. Bu. Gazetelerde okudukları bir satır, bir resim, bir karikatür, bir resim altı var mı? Yok. Sen gazete yapmazsan millet de okumaz. Yazdığım bu. Gazeteleri eleştiriyor dedikleri bu işte. Sivri. Bunu hangi gazeteci der? Peki. Şimdi bir başka yine kırmızı soruyla devam edeceğim. Stüdyo sen geldin, kıpkırmızı oldu Hıncal. 90'ların sonu ve 2000'lerin başına götüreceğim seni. Çünkü o zaman dinamiklerine istinaden yazdığın köşe yazılarının etkinliği o kadar fazlaydı ki hatırlıyorum sen bir restoranı yazardın önünde kuyruklar olurdu. Şu konsere gidin derdin konser biletleri anında tükenirdi. Şu filmi beğenmedim derdin gişe yapamazdı film. Ama şimdi mecra değiştiği için çok farklı insanlar da bu konuda şuraya gidin şunu yapın diye başka kanaat önderleri de doğdu. Acaba yeni kanaat önderlerinin doğması ve de mecranın değişmesi senin etkinliğini azalttı mı? Soru gelsin. Hıncal Uluç yazıları önemini yitirdi mi? Yani söylediklerinde gerçek payı var. Yani sabahın tirajına bak. Ben yani köşe yazarlığına 1990'da başladım. Başladığım günden beri de sabahtayım. Başka hiçbir yere gitmedim. Onun için yani sabahın 90'dan bu yana tirajını tiraj derken okur sayısını da hesaba katacaksın. Sabahın okur sayısını hesaba katıp bugünkünü de hesaba katarsan çok önemli ölçüde şey var, azalma var. O azalma da yazara da yansıyacak. Bir de son zamanlarda ülkeyi bölmek için
bizden olanlar ve ötekiler diye elimizden gelen her şeyi yaptığımız için insanlar bazı şeylerden korkar oldu. Adam mesela sabah okumak istemiyor. Birisi de Cumhuriyet okumak istemiyor. Çeşitli sebeplerle. Öyle olunca okur sayın ister istemez düşüyor. Düşüncede. Peki o çeşitli sebepleri de bilahare konuşacağız. Bilahare konuşacağız. Şimdi bir başka konuya geçmek istiyorum. Gazetecinin yaşam stili nasıl yaşaması gerektiğine dair farklı görüşler var. Bir görüş işte gazeteciyi böyle simit, çay, peynir üçgenine sığdırıp sade, daha mütevazı bir hayat yaşaması gerektiğini, bu nispeten fakir bir hayatında onu daha işçi sınıfını anlamaya yönelik, onların içinde kavrulmaya yönelik bir hayata, idraka iteceğini söylüyor. Ama Güneri Civaoğlu ile başlayan, hatta Ertuğrul Özkök'ün de savunduğu arkadaş gazeteci güzel yaşar. Güzel yere gitsin, güzel giyinsin, güzel şeyleri referans alsın, güzel sanat olaylarını takip etsin diye başka bir bakış açısıyla yanaşıyorlar. Şimdi sanki senin hayatına da bakıldığında güzel restoranlar, güzel oturduğun bir ev, işte yola giderken deniz kenarından gittiğin bir hayat. Bu da bir etiketlemeyi beraberinde getiriyor. Bu etiketlemeye istinaden de sorum gelsin. Hıncal Uluç bir burjuva gazetecisi mi? Efendim bunlar tabii yani insan birine bir şey yakıştırmak istediği zaman yakıştırır. Ben gazeteci olarak sefaletlerin en büyüğünü çektim. Başladığımız yıllarda 57'den itibaren 1980'dir Ercan Arıtlı'nın beni Ankara'dan alıp İstanbul'a getirdiği zaman. Ercan Arıtlı alıp beni İstanbul'a erkekçinin başına getirdiği zaman ben Cumhuriyet Gazetesi'nde haftada iki tane yazı yazıyordum. Yazı başı 25 liradan, ayda 8 yazı, 200 lira ayda. Evin kooperatiften yaptırılmış bir ev olduğu için ev kiram yoktu. O 200 lirayla yaşıyordum. Ankara Gazetelerinde yıllarca çalıştım. Aylarca biz maaş alamadık. Metin Toker'in kendisi için yaptırdığı bir villada çıkıyordu gazetemiz. Maaş alınmıyor, kalorifer yanmıyor. Metin Bey rahmetli kendine diye yaptırdığı için lambriler yaptırmış. O lambrileri söküp ocakta yakıyorduk, ısıralım da parmaklarımız nakliye vursun diye. Ben o yılların hiçbirinde gazeteye ya da herhangi bir işe taksiyle gittiğimi bilmiyorum. Dolmuşla bile gidemedik. Basın kartımız serbest, giriş kartı bedava gidiyoruz. Ceplerimizdeki bozukları toplardık, üzüm peynir alırdık, öğlen yemeği oydu. Onlar niye söylüyorlar? Ben kolaylıkla biliyorum, cevap vermek de istemiyorum onlara. Peki. Şimdi medyada atışmalar her zaman olur. Bazı öyle rakipler vardır ki o atışmadan siz de keyif alırsınız, beslenirsiniz fikren ve bunun da bir üslubu, adabı vardır. Size de bir ilham verir. Bu bağlamda soru gelsin. Medyada kimlerle atışmayı seviyorsun? Artık kimseyle atışmayı sevmiyorum. Ben tek taraflı yazıyorum. Bazıları da yazmıyor. Çünkü medyada şey düştü. Küfürler başladı. Alenen küfür etmeye başladılar. Ben o seviyeye inem. İnersen ben olmaktan çıkarım. O zaman onlar görmezden geliyorum ve okuma listemden çıkarıyorum. Bu kadar basit. Peki. Şimdi sana büyük bir hürmet var Hıncal. Hem yaşına hem mesleki tecrübene ve şahsiyetine binaen. Sen birini eleştirdin mi ya sessiz kalıyor ya da böyle usulüne uygun cevap vermeye çalışıyor ama senin patronajla ilişkini merak ediyorum. Acaba sana karışılabiliyor mu yoksa kendi bir cumhuriyetin var mı? Patronun senin üzerindeki hükmünü merak ediyorum. Dolayısıyla sorum gelsin. Hıncal Uluç hiç sansüre uğradı mı? Efendim şöyle, ben bugüne kadar hiçbir gazeteyle sözleşme yapmadım. Hiçbir gazeteye giderken oturup maaşımı dahi konuşmadım sözlü olarak. Geliyor musun? Geliyorum. Benim transferlerim böyle oldu. Bugüne kadar patronsal bir tek görüşme buldum.
şimdiye kadar. Bir gün odamın kapısı açıldı. Dici Bey Sabahan patronu kafayı uzattı. Girdi içeri. Dedi ki bir daha dedi askerle ilgili dedi herhangi bir eleştiri yazarsan dedi bundan sonra söyleyeceğim Genelkurmay Başkanı da sana bağlayacaklar dedi. Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş o zaman. Benim bir yazımla ilgili Doğan Güreş aramış Dinç Bey'i 4,5 saat konuştu benden dedi. Patladım ölüyordum. Bundan sonra sen konuşursun dedi. Ben konuşmuyorum dedi. İşte bütün yazılarımla ilgili patronsal hatırladığım olay bu. Gazeteci-siyasetçi ilişkilerine ve dinamiklerine değinmek istiyorum. Bu da aslında mesafesi zor tutturulan, hassas, ince ayarlar gerektiren bir dinamik. Her dönemde olmuştur. İşte Turgut Özal'a da yakın gazeteciler vardı. Ecevit'e de, işte Demirel'e de vesaire. Sen bu konuya nasıl bakıyorsun? Sorum gelsin. Siyasetçilere yakın olan gazeteci özgür müdür? Yani bu anlayış meselesi. Yani bir insanın tanıdıkları vardır, sevdikleri vardır. Bilinçaltında farkında olmadan yazarken onu başka türlü yazabilirsin. Bunu bilemezsin yani. Ama ben siyaset yazmaktan hiç hoşlanmadım köşe yazarı olarak. Yazılarıma bakarsanız 100 yazıdan 3 tane falandır siyasi olanı. Ekonomi, siyasi, benim siyasal bilgiler mezun olmama rağmen sevmediğim konular. Çünkü Türkiye'de bunlar ara açan konular. Ne yazık ki son zamanlarda spor da o hale geldi. İnsanları birbirine düşürmek için kullanılmaya başladı. Ben insanları birbirlerine yaklaştırmaya, sevdirmeye uğraşıyorum. Hepimiz birbirimizi sevmemiz lazım. 81 milyon biz Türkiye'yiz burada. Önemli değil o partiden, bu takımdan, o düşünceden, o dinden, o ırktan, o etnisiteden bunlar önemli değil. Biz hepimiz 81 milyon. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor Atatürk. Türk'üm diyene. Nedir o Türk'üm? Anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes. Rum da olabilir, Ermeni de olabilir, Yahudi de olabilir, ateist de olabilir. Etnik köken gözetmiyor. Bitti. Mesele bu. Mesele bu. Ben buna uğraşıyorum. Buna uğraşınca da... Peki. Şimdi ben yine buradan devam etmek istiyorum. Yazarken sertliğin dozajı tabii birçok... Eleştiri yazısı yazdığın için de ne tarafa kıpırdasan birinin ayağına basıyorsun. Birinin egosu inciniyor ya da biri yazdıklarından aynalanıyor. Sen bu dozajı nasıl ayarlıyorsun ve de bu dozaj zaman zaman bu kadar 63 yılda hiç kaçtığı oldu mu? Sorun gelsin. Pişmanlık duyduğun bir yazın ya da söylemin oldu mu? Çok, çok. Yani eski yazılarıma bazen rastlıyorum. Okurken jüri de yüzüm kızarıyor. Ben bunu nasıl yazmışım, altına imzamı nasıl koymuşum diye. Yani gençliğin, tecrübenin çok az olduğu yıllarda mesela Türk tiyatrosunun gelmiş geçmiş en büyük adamlarından biridir Cüneyt Bey. Neler yazmışım hakkında okurken. Yani ölümünden bir sene evvel İstanbul'da buluşma fırsatı bulduk da dedim ki Cüneyt Bey iyi ki sizden bir aradayım. Sizden özür dilemek istiyordum senelerden beri ben dedim. Neler dedim yazdım hakkınızda. En ufak bir yüz ifadesi değişikliği bile olmadı bana karşı sizde dedim. Bunu nasıl başardınız? Hıncal dedi bana vuruyordun ama tiyatro yazıyordun oğlum dedi. Böyle bir hoşgörü vardı. Şimdi aynı hoşgörülerin olmadığı, senin çok eleştirildiğin başka bir yazınla devam etmek istiyorum. Kırmızı bir soruyla Daphne Joy Foster başlığını atacağım Hıncal. Maalesef çok genç yaşta hayatını kaybetti. Trajik bir durum ve her ölüm gibi çok üzücü. Ama senin bu olayın ardından kaleme alma şeklin şöyleydi. Diyorsun ki gönül ferman dinlemez tamam ama 18 aylık bebeği olan evli genç kadın da daha o gece tanıştığı erkeğin
erkeğin evine koşmaz. Ortada çok açık, çok seçik bir ihanet var. Hem de aşk aldatması bile değil, bir gecelik macera. One night stand için aldatılan bir koca ve unutulan bir bebek ölmüş. Allah rahmet eylesin ama böyle bir insana öldü diye saygı duymamı kimse benden beklemesin diyorsun. Ve Defne'nin ölümünü tipik bir su testisi, su yolunda kırıldı olayı diye özetlemişsin. Bunu kadın açısından böyle aldığın gibi Kerem Altın için de neredeyse böyle ya bizim kerata çapkınlık yapmış diye sanki böyle hani bir çifte standart güttüğün düşüncesi yöneltildi. Ve bu konuda birçok kadın, hatta kadın dostu erkek de bu yazından rahatsız oldu. Bugün o yazına baktığında bir çifte standart uyguladığını düşünüyor musun? Sorum gelsin. Defne Joy Foster için yazdıklarına pişman mısın? Sadece son cümlesine yazmasam daha iyi olurdu. Su testisi su yolunda kırılır demesiydi. Geri kalan her satırın altına her gün imzamı atarım. Bir yanda bekar bir erkek var. Bir yanda bebeğini, 6 aylık bebeğini evde bırakıp bir erkekle bara gidiyor. O barda da, o barda o sırada tanıştığı bir erkeğin evine gidiyor birlikte. Bu ikisi aynı şey değil. Kadın erkek diye düşünme olayı. Tersi de olabilir. Erkeğin sorumluluğu yok mu? Eğer günah kolektif değil mi burada? Bak, buradaki one night stand diye bir şey var mı günümüzde? Var. Herkes bunu hoş karşılıyor mu? Karşılıyor. Ama taraflardan biri evli, 6 aylık bebek sahibi birisiyse o erkek de olabilir. Öbürü bekarsa hangisindedir suç? One night stand'in suçu varsa eğer, ben hala buna inanıyorum. Buna hayır, sen bunu yanlış inanıyorsun. 6 aylık bebeği olan bir anne bebeğini bırakıp o gece tanıdığı bir adamdan evine gitmek üzere barın birine gidip one night stand arayabilir diyorsan benim bir diyeceğim yok. Ama kadın için de ise erkek için de aynı normların uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Aynen, %100. %100. Hatta peki, ben kadın için normların peki daha fazla uygulanmasına inanan ve yazan bir adam. Peki. Ve uygulayan bir adamım işte. Peki Hıncal. Şimdi bir başka konuyla devam etmek istiyorum. Yine belki de sende gönül kırgınlığı bırakan, zamanını ve düşünceni meşgul ettiğini düşündüğüm bir başka başlık atacağım. Sezen Aksu diyeceğim. Çünkü 25 yıllık bir dostluğunuz vardı. Ama ne olduysa 2004 yılında Sezen Aksu ile ilgili bir yazı yazıyorsun. Ve ardından Sezen'in sana verdiği bir yanıtla da bu dostluğun bittiğini öğreniyoruz. Soru gelsin. Sezen Aksu'nun dostluğunu özlüyor musun? Sezen Aksu'nun dostluğu benim hayatta sahip olduğum en büyük dostluklardan biridir. O dostluğu yaşayıp da özlemeyecek insan dünya üzerinde yok. Bir, Sezen Aksu hala hayatta en sevdiğim insanların başında gelir. Benim için yaptıklarını hem de en sıkışık anlarımda, kendimi en bitkin, yorgun hissettiğim anlarında yaptıklarını benim unutmama imkan yok. Onlar burada. Ama şurada bir kırgınlık var. Herkes beni Sezen'den küs zannediyor. Diyorlar ki gel seni şeyle barıştıralım Sezen. Ya küs değilim ki. Ama kırgınlık insanın kalbinde. Ben Sezen'le bir araya gelsem, oturup böyle senden o ulaştığımız zirveye bir daha çıkamayız. Şuralarda bir yerde kalabiliriz. Çünkü kafamızda o yaşanmış, kırılmamıza sebep olan olaylar var. Onlar bir daha olursa diye düşündüğün anda o zirveye çıkamazsın. Peki, ben olayı bir hatırlatmak istiyorum. Olay neydi? Bir hatırlatalım mı hocam? Onu anlatmak istemiyorum. Peki. O konuyu yani konuşmak istemiyorum. Pas geçiyoruz burayı. Peki. Tamam. Sezen'e sevgim, özlemim, saygım, duygularım tartışılmaz. Ama kırgınlığımı silemiyorum. Çünkü ondan hiç ama hiç beklemediğim, ummadığım, bana karşı hiç yapılmaması gereken bir şey yaptı. Kendisi biliyor ne yaptı. Peki.
Hıncal Kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Maalesef bu konu hoşuna gitmiyor ama pas geçme hakkını hatırlatarak değiniyorum kırmızı soruma. Şimdi az önceki attığım başlıkla Sezen Aksu ile aranızda olan bu kırgınlığa istinaden onun yazmış olduğu bir yazı var. Diyor ki, arkadaşlığımız neden bitti biliyor musun? Senin ikili ilişkilerde de vazgeçemediğin iktidar tutkusuyla gücünü sınamak için icat ettiğin uyduruk küslük oyunlarına geldiğim için değil. 25 yıla yakın sürüklediğim bu arkadaşlıkta hep içime sinmeyen, önceleri adını koyamadığım, içten içe hep rahatsızlık veren tuhaf bir sezginin sonunda bana rağmen pembe balonu patlatması yüzünden demiş. Şimdi burada hiç sizi barıştırmak isteyenler oldu mu? Hiç bir masaya gelsek de bunu halletsek dedin mi? Hiç böyle bir helalleşme duygusu yaşamak istedin mi? Çünkü sen de çok sadakat duygusu yüksek bir insansın. Sezen çok derin felsefesi olan bir kadın. Bu halledilemez miydi? Soru gelsin. Sezen Aksu ile yeniden dost olmak mümkün değil mi? Kırgınlığım gitmediği sürece söylüyorum, ben dostum hala. Hala onu çok seviyorum. Hala sevdiklerimin listesinde tepede. Ama insan en sevdiğine de kırılabilir. Kırılınca diyorum hep ben bunu yazdım. Vazoyu kırmayacaksın. Dünyanın en büyük ustalarını Çin'den getirip hiç belli olmayacak şekilde o vazoyu yapıştırsalar bile iki kişi o vazonun kırık olduğunu bilir. Sen ve o. Sezen de, ben de biliyoruz ki o vazo kırık. Ben o satırları okuduğum yazının Sezen Aksu tarafından yazıldığına inanmıyorum. O yazıyı Sezen Aksu'nun çevresiyen, Sezen Aksu'yu o sırada boğmaya uğraşan bir grubun elebaşısı yazdı. Benden nefret eder. Peki. Çok samimi duygularını bizle burada paylaştın. Şimdi seni bu kadar yordum ya Hıncal kırmızı sorularla. Sıradaki kırmızı soruda kendimi de yoracağım. Birazcık da iğneyi kendime batırıp kendimi de rahatsız edeyim. Biraz da sarı soru sor da sarı kırmızı olsun. Sarılar da geliyor. Ama bu sıradaki kırmızı sorumun ucu bana da dokunuyor. Hani böyle madem hard talk, herkese net sorular soruyoruz ve güzellik yarışmaları diyeceğim. Kendimi de doğrayacağım arada. Ben de güzellik yarışmasıyla tabii ki ilk 19 yaşında Türk halkının beni tanıması öyle oldu ama şimdi 49 yaşındayım ve geriye dönüp baktığımda tam da 49 yaşındayım Hıncal. Geriye dönüp baktığımda tabii güzellik kavramı, bunun sergilenme şekli, güzellik algım çok değişti ve güzellik yarışmalarına bakış açım da çok değişti. Şu an çok daha eleştirel gözle bakıyorum. Gereksiz olduğunu düşünüyorum ve bu güzellik yaftasının da aslında hayatta bana avantajdan çok birçok rengimin önüne geçtiği içinde ileride uzun koşuda bir dezavantaj olduğu duygusuna da kapıldığım dönemler olmuştur. Ama hepimiz sisteme bir şekilde hizmet ettik. Ben yarışmaya girerek, sen de yarışmaların birçoğunun jürisinde olarak, yarışmaları yazarak. Nöbetçi jüriyesin. Evet, senin olmadığın jüriden de sayılmıyordu. Bugün nasıl bakıyorsun? Soru gelsin. Bugün olsa aynı tipteki güzellik yarışmalarında jüri üyeliği yapar mısın? Koşa koşa. Peki. Samimi. Koşa koşa. Yaptığım hiçbir şeyden utanmadım. Güzellik yarışmalarında fevkalade güzel bir şey olduğunu inanıyorum. Ben zaten her şeyde güzelliğe hayran bir insanım. Mesela bir müzik ayrımım yoktur. Benim için güzel müzik vardır. O müzik senin için güzel olmayabilir. Ben güzel müzik dinlerim. Ne olursa olsun. Klasik, pop, Alaturka, türkü, ezgi, arabesk, aklına ne geliyorsa. Güzellik yarışmaları özellikle o dönemlerde, yani Türkiye'de kadınların kapıyı aralamalarının dahi zor olduğu iş hayatındaki dönemlerde o aralık kapıya ayak koyma sebebiydi. Sen o yarışmada o dereceyi almasaydın, biz şimdi karşılıklı bu programı senden yapıyor olur muyduk acaba? Ben gene burada olurdum ama orada kim bilir hangi beyefendi oturuyor olurdu karşımda. Güzellik yarışmaları bir kapıyı araladı genç kızlarımıza. 17 yaşında, 18 yaşında, 19 yaşındayken onları alıp, işte sana fırsat
en büyük şey nedir? Fırsat eşitliği. Eşitliklerin en büyüğü bu. Fırsat eşitliği hiçbir zaman olmadı. Dünyanın hiçbir yerinde olmadı. Ama 17 yaşındaki bir genç kızı 40 yaşındaki bir Ali Kırca'yla aynı düzeye getirebilecek fırsat güzellik yarışması işte. Ali Kırca'nın tırmanarak geldiği yerlere sen Defne abi sürüsü tık diye geldiniz. Başarılı olanlar kaldı, olamayanlar gitti. İlk 30 saniye veriyorum istersen. Hayır. Nokta. Peki. Söyledim. Şimdi ben buradan bir kırmızı soruyla Erkekçe dergisine geçmek istiyorum Hıncal. Şimdi 1980'li yıllarda genel yayın yönetmenliğini yapıyorsun ama 87'de böyle muzır neşriyat kategorisinde poşete giriyor. Benim Erkekçe dergisiyle ilgili çok bir fikrim yok ama erkek arkadaşlarıma sordum ki evet hem çok görsel açıdan zengin ama bir taraftan da içinde çok nitelikli yazıların olduğunu da söylediler. Ama orada da yine kadının bir acaba cinsel meta olarak kullanılması, yine bir estetik sembol olarak sadece ön plana çıkarılması mı gündeme geldi diye konuşuldu. Soru gelsin. Erkekçe dergisi Türk ahlak yapısına uygun muydu? Fevkalade uygun bir dergiydi. Erkekçeyi iyi okuyanlar ve takip edenler o Erkekçe'nin ne kadar önemli bir dergi olduğunu hissettikleri için o dergi 150 bin tirajlara uğraştı ki bugün Türkiye'deki bütün dergilerin toplam tirajı yarısı değil. Ve bizim yaptırdığımız araştırmalar, satış müdürümüz hala hayatta, Yıldırım, 150 bin derginin bayiden alan 90 bini kadın. Erkekçe dergisinden söz ediyorum. 150 bin derginin 90 binini bayiden alan kadın. Çünkü kadınların sorunlarına çok fazla önem veriyor. Erkekçenin 150 bin satış sırrı oydu. Erkek dergileri hep çıkıyor dünya üzerinde ve az satıyor. Niye az satıyor? Çünkü adam o dergiyi alıp evine götüremiyor. Evine götürmediği için ofiste alıyorum ben bir dergiyi okuyorum. Sen de benim erkek arkadaşımsın. Hıncal yarın bana ver diyorsun, sen alıyorsun. Senden Ahmet alıyor, Ahmet'ten Mehmet, Mehmet'ten Hasan, Ali, Hüseyin, Veli. Bir dergi satılıyor, 15 erkek okuyor. 15 erkeğin 15 dergi alması için Hıncal'ın o dergiyi evine götürmesi lazım. O zaman evine götüreceğin, karının itiraz etmeyeceği, hatta hoşlanacağı, rahmetli Kurtan Hoca bizim arkadaki sorulara cevapları yazardı. Kurtan Hoca'ya gelen soruların %80'i kadın okurlardı. Erkekçeyi biz kadınlara okuttuk. O zaman sorunumdan daha güzel cevabı olacağını sanmıyorum. Erkekçeyi kadınlara okuttuk diyorsun. Ben buradan kadınların bir başka kanayan yarasıyla kadınlara yönelik şiddetle devam etmek istiyorum. Maalesef 2019 yılında öldürülen 474 kadının çoğu eşi ya da sevgilisi tarafından öldürüldü. Tartışma konusu olan da İstanbul Sözleşmesi'nin iptali gündemde. Bu konuda iki fikir var. Kimisi işte diyor ki LGBT'yi özendirdiği için, aile yapısını bozduğu için kaldırılmalıdır. Karşıt görüşte diyor ki bu sadece hukuksal bir tanımlamadır. İstanbul Sözleşmesi yaşatır ve LGBT'yi de özendirmez diyor. Senin bakış açını çok merak ediyorum. Soru gelsin. İstanbul Sözleşmesi hakkında sen ne düşünüyorsun? Efendim ben İstanbul Sözleşmesi'nin bugünkü tartışılma tarzından ve sebebinden nefret ediyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi bir sosyal olay. Günümüzde bu siyasete alet ediliyor. Kalksın diyenlerin hepsi bir siyasi görüşe sahip, devam etsin diyenlerin hepsi bir siyasi görüşe sahip. Yani diyelim ki adamı o gazeteden alıp bu gazeteye koysan ya da adamı bu partiden alıp öbür partiye koysan tersini söyleyecek. Bu mu İstanbul Sözleşmesi? Yani belki İstanbul Sözleşmesi'nin kadın erkek de dar bir çerçeve. Günümüzdeki şiddet doğadaki şiddet, sadece insanlarda değil, doğadaki şiddet, güçlünün güçsüze şiddet. Aslanlar ceylanları öldürüyor habire.
Hiç aslan öldüren ceylan hikayesi duyduk mu? Gördük mü? Birisi anlatsa güleriz. Güçlüler, güçsüzleri öldürüyorlar. Dövüyorlar, darp ediyorlar. Ama insanda bir fark var. İnsanlık, hayvanları bu hale getiren içgüdüler. Kromozomsal yapıları insanlara öyle değil, insanlara eğitebilirsin. Beni ilk eğitimi kim veriyor? Annem veriyor. Annem kim? Kadın. Peki, şimdi yine kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Dedene atıfla Kilis Müftüsü Muharrem Efendi'den bahsetmiştin. Şimdi senin 14 Şubat 2019'da çıkan bir yazın var. İki Mustafa, iki kitap ve iki ile bir olmak isimli yazında dedene atıfta bulunuyorsun ve diyorsun ki dedem din alimi olduğu kadar Atatürkçüydü. Evlatlarının hepsini öyle yetiştirdi. Ölesiye Atatürkçü ama evinin kütüphanesinde nutuk, salon duvarında da Kur'an asılı diye anlatmışsın o günleri. Maalesef özellikle son 20 yıldır Atatürk'ün temsil ettiği değerler daha çok tartışılır hale geldi. Yerli yersiz. Şimdi sen deden tarafından hem Atatürk'ü hem Kur'an-ı Kerim'i kucaklamış bir ortamda büyümüş biri olarak bu tartışmalara nasıl bakıyorsun? Neden din ve Atatürk kelimeleri yan yana gelince hep bir tartışma çıkıyor? Soru gelsin. Atatürk ve onun temsil ettiği değerler neden eleştiriliyor? Siyasi sebepler. Oy, oy. Oy, bana oy diye bağırtan, o var ya sandığa attığımız şu kadarcık kağıt, her şeyin altında o var. Beni çıldırtan, beni deli eden, beni siyasetten nefret ettiren de o zaten. Bugün camilerimizden ezan sesi duyuluyorsa Atatürk'ün sayesinde duyuyoruz. Atatürk olmasaydı oralarda canlar çalıyordu şimdi belki de. Atatürk'e kızanlar kimler? Hristiyanlar değil, Müslümanlar kızıyor. Çünkü oy öyle gerektiriyor. Bunun için siyasetten hoşlanmıyorum. Bunun için siyaset yazmıyorum ben. Kiliste ortaokul yok. İlkokulu bitirince teyzemi İstanbul'a Erenköy Kilisesi'ne gönderiyor dedem. Yatılı okumaya. Kilis nere? İstanbul nere? O devirde hep de. Giderken de bir hediye veriyor. Teyzem yurda yerleştiğinde İstanbul'da açıyor kutuyu. Keman var içinde. Kilis Müslüsü Muharrem Efendi kızını yatılı okumaya İstanbul'a gönderirken yanında keman var. Bunu da öğrendi. Böyle bir müftünün torunuyum. Onun için bana bugünkü bu tartışmaları kimse anlatmasın. Atatürk bu ülkede de tartışılmaz. Tartışılmaz. Bugün bunları konuşabiliyorsak hala Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin temellerinin sapasağlam oluşumdan konuşuyoruz. Öyle bir cumhuriyet kurmuş ki içeriden dışarıdan neler yapıldı. 30 saniye veriyorum. Dimdik duruyoruz ayakta. Peki, noktayı bu şekilde koyuyorsun. Buradan Galata Kulesi'ne geçeceğim. Şimdi Galata Kulesi çok konuşuldu. Büyükşehir Belediyesi'ndeydi. Ardından bir karar çıkıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın idaresine geçiyor. Sayın Ekrem İmamoğlu buna karşı dava açtı ama iptali için başvurdukları halde bir sonuç alamadılar. Şimdi Galata Kulesi'de bir restorasyon işlemi başlıyor. Ahmet Misbah Demircan'ın sunduğu bilgiler doğrultusunda da proje bittiğinde Eyfel Kulesi gibi olacak diye de bir yazı kaleme alıyorsun. Fakat sosyal medya üzerinden de görüyoruz ki asırlık duvarlar iş makineleriyle yıkıldı. Bu noktada görüşünü merak ediyorum. Soru gelsin. Galata Kulesi'ndeki inşaat İstanbul'a ihanet midir? Nasıl Galata Kulesi'ndeki inşaatın ne olduğunu bilseler insanlar, ne olacağını bilseler insanlar, İstanbul'un sembolü olacak Galata Kulesi. Galata Kulesi'nin kendisine hiçbir şey yapılmıyor. Kule duruyor. Kulenin içinde yapılan değişiklikler
Yani günümüzde yapılan değişiklikler. O küreyi kötü bir restoran ya da bir bilmem ne halinde kullanabilmek için yapılan değişiklikleri tamamen ortadan kaldırıp orijinal hale getiriyorlar. Ama onun içine öyle bir elektronik yerleştiriyorlar ki herkes için Galata Kulesi'ne gitmek muhteşem bir olay haline gelecek. Sadece İstanbul'a gelen turistlerin değil, İstanbul'da yaşayanların da. Ama bu kimsenin hoşuna gitmiyor. Ne hoşuna tartışılıyor? Efendim CHP'li belediye mi yoksa AKP'li iktidar mı yapsın bu iş? AKP'li iktidar yapıyorsa CHP'liler karşı çıkıyor. CHP'li belediye yapıyorsa AKP'liler karşı çıkıyor. Böyle şey olmaz. Ayıptır ya. Dünyada her şey siyasi değil. Bunu yazan, Cumhuriyet'te ve Sözcü'de bunu yazan arkadaşlar, eleştiren arkadaşlar gidip gördüler mi? Ne oldu diye sordular. Ne oluyor diye sordular mı? Hayır. Onlar yapıyorsa kötü. Biz yapıyorsak iyi. Parti fark etmez. Gazetecilik bu hale geldiği için gazete satılmıyor Türkiye'de. Güzel güzeldir, çirkin çirkindir. Bitti. Peki. Şimdi bir başka kırmızı soruyla devam edeceğim ve seni 11 Ekim 1994 tarihine götüreceğim. Hatırlayalım, önce Uğur Kılıç'ı eleştiren Ayşe Önal Nokta dergisinde bir yazı yazıyor. Bu yazı sonrasında Uğur Kılıç Ayşe Önal'a bir saldırı organize ediyor ve Ayşe Önal şans eseri yara almadan kurtuluyor. Bunun üzerine Ayşe Önal'a destek vermek üzere sen bir yazı kaleme alıyorsun. Uğur Çakıcı'yı eleştiren bir yazı. Bunun üzerine de Alaaddin Çakıcı'nın adamları tarafından bir benzinci de maalesef saldırıya uğrayıp yaralanıyorsun. Saldırı sonrası Alaaddin Çakıcı 3 yıl ceza alıyor ancak zaman aşımı devreye giriyor. 9 ay yatarak cezasını tamamlamış oluyor. Şimdi sonra senin 12 Ocak 2020'de bir yazın var. Kilis'in ilk valisi olan Güner Özmen sayesinde Ünal Erkan ve Mehmet Ağar'la tanıştım. Dostlarım oldular. Sonrası zincirleme, poliste hep dostlarım oldu deyince bu bağla düşünüyorum. 1994 Mehmet Ağar İçişleri Bakanı, polis dostlarım var ama yine de seni bu hazin saldırıdan koruyamıyorlar. Soru gelsin. Polis dostlarını sizi Alaaddin Çakıcı'ya karşı neden koruyamadı? Efendim yani öyle bir koruma durumu yok. Öyle bir koruma talebi de yok. Üstelik o verdiğin şey izahatta bir hata var. Düzeltelim. Benim yazdığım yazıda Alaaddin Çakıcı'nın ya da onun bunun eleştirisi yok. Benim yazdığım yazı doğrudan doğruya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne yönelik. Ey cemiyet, senin bir üyen tek başına hastanede yatarken tabancayla odasına giriyorlar, tehdit ediyorlar, gidiyorlar. Şimdi sen bu üyene sahip çıkmazsan, bunun arkasında olduğunu göstermezsen ne işe yararsın? Gazetecilerin bazen tek başlarına çaresiz oldukları şeyler vardır. Koca bir iktidar vardır. Demokrat Parti döneminde yaşadık. Mafya vardır, şu vardır, bu vardır. Ben kalkıp mafyaya meydan okuyamam uncalıcı olarak. Ama cemiyet derse ki bizim üyemize saldırılarını... Ben bunu yazdım. Yazımın muhatabı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ydi. Oraya bir sistem vardı. Bir de ben tabii, kendi yanlışımı düzelteyim. Tabii. İçişleri Bakanı dedim. Emniyet Genel Müdürü olarak da Mehmet Ağar'ı düzelteyim. Uğur Çakıcı kendi kendine almış. Yani o yazıdan böyle bir sonuç çıkarılacağını ben kendim düşünmüyorum ki. Neredeki polis düşünecek, emniyet düşünecek. Yoksa anında şimdi hala benim için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 20 seneden beri hala şey var. Koruma var ki ben onu çabalayarak istek üzerine çevirdim. Ben tehlikeli yere gidersem size haber veririm. Lütfen peşimde adam dolaşmasın diye. Benim isteğimle yani. Peki. Yine buradan kırmızı bir soruyla devam edeceğim Hıncal. Şimdi vurulduktan sonra uzun bir tedavi sürecin oluyor. Bir taraftan da futbol hayattaki en büyük tutkun Dünya Kupası'nı izlemek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorsun. Rahmetli gazeteci Aykut Işıklar da o sırada bir yazı kaleme alıyor. Diyor ki Los Angeles'taki maçlardan birinden sonra fast foodçulardan, büfelerden birine gitti. Orada Hıncal filan iplenmez. Sıraya girip sosisli ekmeğini beklerken hemen arkasında arkasına sırada duran bir Türk
geçmiş olsun Hıncal Bey diye yüksek sesle sesleniyor. Uluç döndü baktı ki kafasında kocaman bir Meksika şapkası, çiçekli gömleğiyle bir adam duruyor. Yanında da birkaç arkadaşı var. Uluç da yalnız değil. Geçmiş olsun mesajına aman önemli değil boş ver iş kazası konuşmaya değmez dedi ve kolunu salladı. Geçmiş olsun diyen kişi Alaaddin Çakıcı'ydı demiş Aykut Işıklar yazısında. Yani diyor ki Uluç'u İstanbul'da vurduran kişi meğerse hayatında Çakıcı'yı hiç görmemiş, yüzünü bile bilmiyor. Daha sonra da bana itiraf etti demişim. Buradan devam edeceğim. Hatta diyor ki o dönemlerde Çakıcı ile restoranda yemek yedi, gazetelere manşet oldu diye de başka bir vurgusu var. Şimdi Çakıcı'nın mahkemeye verdiği ifadelere baktığımızda 94 yılında Dünya Kupa sırasında Los Angeles'ta Uluç'la aynı masada oturup yemek yedik diyor. Ayağı alçıdaydı. Ben onu vurdurtmuş olsaydım benimle oturup aynı masada yemek yemezdi demiş Alaaddin Çakıcı. Şimdi ben çok merak ediyorum. Aykut Işıklar'ı bu konu hakkında yazıp yazmaması konusunda herhangi bir telkin oldu mu? Burada bir dezenformasyon var mı? Şimdi Devlet Bahçeli de destek verdi Alaaddin'in çıkışına infaz yasası nedeniyle. Dolaylı bir destek oldu. Serbest. Sen bu infaz yasası ile ilgili ne düşünüyorsun? Dahası soru gelsin. Alaaddin Çakıcı'yla yemek yer misin? Alaaddin Çakıcı'yla yemek yerim. Yarın da yerim, öbür gün de yerim. Çünkü beni vurduran birisiyle oturup karşılıklı konuşmak fevkalade benim için hem Hıncal olarak hem gazeteci olarak çok önemli bir olay. Niye alkışladım Haluk Kırıcı'yla yaptığın konuşmayı ben? Seni Haluk Kırıcı'yla konuştuğun için alkışlayan ben Alaaddin Çakıcı'yla yemek yemem derim. Ve üstelik o vurdurma kararı Alaaddin Çakıcı'nın kararı değil. Uğur Çakıcı'nın kararı. Beni vurduran Uğur. Buna rağmen Alaaddin kesinleşmiş tek cezasını benim yüzümden aldı. Benim davamdan aldı. Benim davam yüzümden işareti yattı. Biz şeyde karşılaştığımızda Los Angeles'ta Dünya Kupası'nı izlemek üzere gittiğimde maçtan çıktıktan sonra ya da maç olmadığı günler Century diye bir alışveriş merkezi var. Orada bir Türklerin işlettiği kafe var. Bütün Türkler iş bitirince orada birbirlerini görüyorlar, oradan evlerine dağılıyorlar. Ben de orayı tespit ettim. Hep oraya gidiyorum birilerini göreyim. 2-3 Türk'le konuşayım diye. Bir akşam böyle masada otururken böyle dediği gibi Bermuda şortlu Hawaii gömlekli, kafasında da bir sombreroyla biri geldi oturdu. O büyük masaya, Türklerin masasına konuşuyoruz falan filan. Koltuk değneklerim var. Hayrola Hıncal Bey dedi. Önemli değil, iş kazası dedim ben. Sonra döndüm Türkiye'ye geldim. Türkiye'de bir gün akşam üzeri Ertekin'de oturuyoruz. Gencay Çakıcı geldi. Alaaddin'in kardeşi. Artı bir dakika veriyorum anlatayım. Alaaddin'in kardeşi. Temel Gencay. Abim size selamını getirdim dedi. Hayrola dedi. Dedi ki böyle böyle Century'de Samberol. Evet işte o benim abimdi. Demiş ki Gencay'a biz bunu sorduk. Hıncal'a sordum. İş kazası dedi. Üstünde bile durmadı dedi. Ne biçim adammış dedi. Git ondan özür dile tarafımdan dedi. Dedi ben dedi üzerimde kalmasın abimin selamı diye ilatmaya geldim dedi. Gencay bana. Çok ilginç. Hakikaten çok ilginç. Noktalamak istiyor musun? Devam edecek misin? Tabii gerek yok. Peki. Ama Alaaddin'le görüşmeyi hapisteyken de görüşmeyi istedim. Şimdi de isterim. Gene arasın, gene gelsin. Gene oturup konuşuyorum. Peki. Benim ondan bir sorun da yok işte. Peki. Şimdi yine bu konu başlığıyla devam etmek istiyorum. Geçmişi taradığımda da yani bir Hollywood'da bu görünmüyor ama Türk medyasında da böyle bu vurulma işlemleri çok var. Benim aklıma gelen isimler işte Kaya Çilingiroğlu, Okan Bayülgen, Ahmet Çakar, Muazzez Ersoy, Bedri Baykan bunların hepsi silahlı saldırıya uğradılar. Bu saldırıların sebebine baktığında bir ortak neden gözetebiliyor musun? Kültürel bir şey mi, sosyokültürel bir şey mi? Sen neye bağlıyorsun? Soru gelsin. Ünlüler neden saldırıya uğruyor? Neden uğramasınlar? Ben saldırıya uğradım. Davamın görüşüleceği gün Sultanahmet Adliyesi'ne gittim. Böyle ufuzun oraya hiç gittim mi bilmiyorum. Eski adliye binası.
tarihi bina. Aşağı yukarı 100 metre koridor. İşte bilmem kaç numaralı şeyde, odada. Öyle geldim. Kapının üstünde numara var, yanında da şey var, bank var. O kapının yanında bir liste asılmış, Hıncalluç 10.30 yazıyor. Oturdum, saat 10.30 olmasını bekliyorum. Sabah gazetesinden bir kişi yok. Ne polis adliye muhabiri, ne foto muhabiri. Kendi kendime düşünüyorum, dedim ki ulan ben de kapat, haber vermedim. Yarın benim vurulma davam var. O sırada bir başka gazetenin foto muhabiri orada. O Hıncal, hoş geldin. Nerede, kimse yok mu dedi sizin gazeteden. Dedim ki haberleri yok. Ben, abi dedi, ben buranın nöbetçi muhabiriyim. Her sabah dedi gelirim dedi, bakarım dedi. Ve sizin gazeteye telefon ettim, söyledim Hıncal abinin 10.30'da davası var diye dedi. Sizin gazete biliyor dedi. O sırada Uğur Çakıcı geldi, rahmetli. Yanında 40 kişi var. Böyle o 40 kişiyle beraber koridorda rap 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 bir böyle yürüyorlar, bir böyle yürüyorlar. Ben tek başıma oturuyorum orada, önümden yürüyorlar. Geçerken de bana sert sert bakıyorlar. Artı bir dakika veriyorum. Şöyle bir düşündüm, ne oluyor diye. Girdik içeriye. İşte başladı bilmem ne. Söz istiyorum Sayın Yargıç. Ben bu davadan muaf tutulmamı istiyorum. Ben bu davaya katılmak istemiyorum. Çünkü şurada sanık yerinde oturan çocuk dedim, bir kurban. Beni vurmasaydı onu vuracaklardı. Bir kurbana karşı ben dedim davacı olmak istemiyorum. O da tek başına, ben de tek başımayım dedim. Teşekkür ederim dedim, çıktım gittim, bir daha da vuramadım. İşte böyle olursa gazeteci, Amerika'da bir gazeteci vurulsun, bak bakalım o adliyede kaç tane gazeteci var. Kaç tane cemiyet, kaç tane bilmem ne, ne bildiriler yayınlamış, ne kıyamet kopmuş. Bir 30 saniye başkan, daha veriyorum. Başkan devirdi 4 tane gazeteci. Bizim sahibimiz yok. Maalesef yok. Hakikaten bir kırmızı soruyla buradan devam etmek istiyorum Hıncal. Çünkü merhum Abdi İpekçi'yi, Çetin Emeç'i, Uğur Mumcu'yu sevgi, saygı ve rahmetle de anmak lazım Ahmet burada. Ahmet Taner Kışlalı'yı. Ahmet Taner Kışlalı'yı ve daha birçok isim var aslında. Şimdi hakikaten kabul edilemeyecek bir durum. Türkiye tarihi bu kara lekelerle dolu. Fikir üreten, ifade özgürlüğünü savunan, keskin fikirleri olan insanlar hedef haline geliyor. Bu minvalde sen dedin ya biraz önce, ben siyaset yazmayı hiç sevmiyorum diye. Acaba bir subliminal olarak bu kadar meslek büyüğünün suikaste kurban gitmesi de sende etkili olmuş olabilir mi? Soru gelsin. Gazeteciliğini etkiledi mi bu durumlar? Korktuğun için mi tehlikesiz konulara yöneldin? Benim yazılarımı takip ederseniz 1957'den bu yana çok az siyaset yazdığımı görürsünüz. Ben Türkiye'de kaç tane yazar var? Diyelim 955 tane. Bunların 940 tane siyaset yazıyor. Türkiye'nin konusu sadece siyaset. Başka şeyler var. Sanat var, spor var. Bunları da birilerinin yazması lazım. Yani harika sanatçılar çıkarıyoruz. Dünya çapında sanatçılar çıkarıyoruz. Gidiyor Carnegie Hall'da çalıyor, gidiyor Wigmore Hall'da çalıyor, Albert Hall'da çalıyor, sanatçılarımız var. Bunları birinin yazması lazım. Siyaset herkes, yani herkesin kürek çektiği bir yerde olmaktansa kendime ait sakin gölde olmayı tercih ediyorum. Ondan da zevk alıyorum. Ben bir siyasi konuşmayı dinlemekten zevk almıyorum. Ama bir konseri izlemekten zevk alıyorum. Zevk aldığım işi yapıyorum.
benim zevk aldığım işi yapmamdan da okurlar da memnun. Senelerden beri ben o köşeyi yazıyorum. Allah'ın razı, veren razı. Bu kadar dolu dolu yaşadığın bir gazetecilik hayatı, sosyal dinamiklerin, sosyal hayatın son derece renkli, kadınlarla olan relasyonun, kalemin çok renkli, gökkuşağı gibi. Fakat bir taraftan da işte Türkiye'deki gazetecilerin yaşadık zorluklar. Yoğun, girift bir hayat yaşamışsın ve bu hayat içerisinde merak ediyorum. Hani insan her zaman şarj olamaz, bazen de böyle tükendiğini hisseder. Bu konuda hiç desteğe ihtiyacın oldu mu? Soru gelsin. Hiç psikoloğa gittin mi Hıncan? Psikoloğa ben gitmedim. Psikolog bana geldi. Gazeteciliğe başladığım yıllarda. Bu ilk sordu bunu. Hoş buluyorsun. bir gün Yeni Gün gazetesindeyiz Ankara'da. Bir Ayla Emel diye dedikodu sütunu açtılar. O zaman Sabiha Zeren falan filan diye Hakkı abi devrimin imzasıydı. Hakikaten sosyete yazıları yazdırdım magazinde. Yani high society ne yapıyor? Zenginin malı yürüdün kenesi. Şimdiki gibi ikoncan resimleriyle de olmazdı magazin sayfaları. Yani. Onların olduğu şeyleri yazıyor. Dün gece Fransız sefaretindeki kokteylde falan filan diye Ayla Emel onları yazıyor. Sonra öğrendim ki yıllar sonra o Ayla Emel imzalı birisi bir ruh doktor imiş. Ve Mehmet Ali abi, ya bu bizim Hıncal'ın yüzü hiç gülmüyor, hep asık suratlı, bunda bize de açılmıyor. Bunda bir sorun var. Bunda bir sorun var. Şunu şey yapalım, yardımcı olalım diye. O çocuk gazeteye gelmeye gitmeye başladı. Yazı veriyor, ediyor. Bana da uğruyor. Sanki kendi şeyiymiş gibi, teşhisiymiş gibi. Bana dedi ki, niye? Dedim ki, içimden gelmiş. Gelmez şart değil dedi. Aynanın karşısında geç, kendi kendine dedi, gül. Ek 30 saniye süre veriyorum. Kendi kendine gül dedi. Şey yapar. Ben hakikaten sabahları kalkınca yüzümü yıkarken aynanın karşısında Gülmeye ve benim meşhur kahkaham, beni taklit edenler hep kahkahamı taklit eder, öyle doğdu. Aa, çok enteresan. Yani benim meslektaşım zannettiğim bir ruh doktorunun bana kendi kendine gülmeyi öğrenebilirsin ve hayat boyu da gülersin bu sayede demesi sayesinde oldu. Teşekkür ederim, Ayla Emel. Peki. Şimdi ölüm temasıyla devam edeceğim. Ayşen Gruda'nın vefatı sonrası cenaze törenlerinin artık amacından çıktığını, birer şova dönüştüğünü, insanların kendini göstermek için oraya süslenip püslenip gittiğini ve aslında birazcık derinliğinin gittiğini ve sığlaştığını kaleme almıştım ve bu sebeple de çok cenaze törenlerine katılmaktan haz etmediğini, gitmediğini belirtmiştin. Şimdi bu cenaze törenleri insanın aklına ölüm temasını getirir. Ölüm de bilinmezliği içerdiği için hep korkulan bir kavramdır ya. Ben senin korkularını merak ediyorum. Soru gelsin. Hayattaki en büyük korkun nedir? Yani hayattaki en büyük korkum diye bir şey düşünmedim. Çünkü korkularımı düşünmüyorum zaten. Korkuları düşünerek geçirecek vaktim yok. Ölüm mutlu bir şey değil. Ama benim için düşünecek ölüm, düşündüğüm ölüm sevdiklerimin ölümüdür. Kendi ölümüm değil. Kendi ölüm bitti zaten. Ne diyor? Benim en sevdiğim şarkılardan biridir. Ne ölümden korkmak ayıp, ne de düşünmek ölümü. Benim düşündüğüm böyle bir sevdiklerim var. Onlar çok üzülüyor. Yani insanın hayatından sevdiği birinin eksilmesi, köpeğim dahil, sevdiğim birinin eksilmesine üzülüyor. Onları düşünüyorum. Yani köpeğime o kadar üzüldüm ki bir daha köpek almadım. Bu üzüntüyü bir daha yaşayamam diye.
Peki. Şimdi 9 Haziran 2020 tarihli bir yazına atıfta bulunmak istiyorum. Benim gazeten mükemmel olmalı başlıklı bir yazım var. Gazetene de eleştirilerde bulunuyorsun. Hem de çok sert biçimde eleştirmişsin. Diyorsun ki mesele gazetenin temeli esas işi haberciliğe gelince taraf tutulması, haberin eksik hatta yanlış yapılması şeklinde bir açıklaman var. Cem Yılmaz konusunda örnek vermişsin. Hakkında hiçbir iyi haber yapılmıyor Cem Yılmaz'ın diye de gazetene eleştirmişsin. Soralım, soru gelsin. Gazeteniz Cem Yılmaz'ı neden sevmiyor? Söyledim. Yani iktidar partisi eğilimli bir sanatçıyı muhalif gazeteler katiyen tutmuyorlar. Bahane arıyorlar yerin dibine sokmak için. Her şey böyle. Baştan beri söylüyorum yani. Ekrem İmamoğlu yapsaydı Sezci ve Cumhuriyet göklere çıkaracaktı. Biz eleştirecektik. Ahmet Misbah Demircan ve Kültür Bakanlığı yaptığı için onlar eleştiriyorlar. Biz farkında değiliz. Ben yazmasam farkında da olmayacaklar. Çünkü sadece karşıyı eleştirmek için gazete çıkarıyoruz biz. Kendi yaptıkları güzel şeyleri kimse anlatmıyor. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı güzel şeyleri de ben anlatıyorum. O gazeteler değil. Saldırmak için gazete çıkarıyoruz. Zaten insan bıkmış. Pandemi bir yandan, salgın bir yandan, yarın ne olacağı bildiği bir yandan, bir de aldığı gazeteye saldırı okuyor sadece. Ya yapmayın, bu dünyada güzel şeyler var, çok keyifli şeyler var. Çok eğlenceli, çok mutlu edecek şeyler var. Niye alsın herif? Zaten asab bozuk, bir de o gazeteyi alacak, iyice asab bozulacak. Ne demiş hatırlarımız? Tabak sevdiği deriyi yerden yere vurur. Benim gazetemi eleştirmem, gazetemi çok sevdiğim için. Benim gazetem en iyi olsun diye uğraşıyorum. Ama arkadaşlarımın ne yazık ki eleştiriye tahammülleri yok. Öncal abi ne demek istiyorsun demiyorlar. Öncal abi amacın ne diye bana bir tek arkadaşım şimdiye kadar gelmedi. Sağdan soldan duyuyorum kızdıklarını ben. Neden? Çünkü sabah takımı olamadık. Biz bir gelişim takımıydık. Ama sabah takımı olamadık. Herkes kendi havasında. Peki ben bu konuya kırmızı bir soruyla hem Sabah gazetesi hem de iktidara yakın olan diğer gazeteler özelinde devam etmek istiyorum. Ekrem İmamoğlu örneğini verdiğin için ben de buradan devam edeceğim. Çünkü Ekrem İmamoğlu konusunda da gazetenin tutumunu eleştiriyorsun. Ve diyorsun ki İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını belirterek tüm gazete İmamoğlu'na yüklenmiş Allah'ın rahmetinin hesabı 3 günlük başkandan soruluyor. İmamoğlu olmasa gazete boş kalacak şeklinde bir eleştiri getirmişsin. Soru gelsin. İmamoğlu'ndan neden korkuluyor? Korkulmuyor. Kendileri birine saldırmak ihtiyacındalar. İmamoğlu'nun reklamını yapıyorlar. Bütün yandaş gazeteler dedikleri yani iktidar eğilimli gazeteler. İmamoğlu'na saldırırsa ben İmamoğlu'nun yerinde olsam bunlara kadar teşekkür ederim. Bütün medya bana saldırıyor. Ben çok mutluyum. Medya bana saldırmayı keserse üzülürüm ben. Demek artık hiçbir iş yapmıyorum ki umurlarında olmaz hale geldim diye. Benim aleyhimde tweet atanlara ekşi sözlük orada burada Instagram'da efendim FaceTime'de yazanlara gazetelerde köşelerde yazanlara minnettarım, Allah razı olsun. Demek ki ben bu kadar kişiyi hala rahatsız ediyorum yazılarımla. Vay be! Evam İmamoğlu'na yaptıkları bu. Bir tanesi gidip İmamoğlu'yla konuştu mu? Ben İmamoğlu'yu 3 senedir tanıyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken ben Beylikdüzü'ne defalarca gittim. Adamın orada neler yaptığını gördüm. Ve İmamoğlu aday olduğu zaman da Sabah gazetesinde dedim ki bir İstanbullulara çok memnunum. Çünkü kim kazanırsa kazansın İstanbul kazanacak. İmamoğlu çok iyi bir belediye başkanı, gördüm ne yaptığını. Binali Yıldırım da zaten çok iyi bir şehir adamı. Onu da ne yaptığını biliyorum. Peki. Buradan başka bir konuyla devam edeceğim. Soru rengimi yine kırmızı ve kültür sanat başlığını atacağım. Çünkü kültür sanatta senin en çok irdelediğin konuların başında geliyor. Şimdi...
Fazıl Say tarafından başlatılan ve yıllardır onun idaresinde yapılan Antalya Piyano Festivali'ne değinmek istiyorum. Sanat yönetmenliğine Gürer Aykal getirildi. Ardından Fazıl Say Aykal hakkında negatif bir yazı kaleme aldı. O dönem AK Partili Belediye Başkanı ile bir olarak kendisi ve festivali birlikte düzenlediği Kadir Dursun'un ekarte edildiğini yazdı. Sen de bu tartışmaya dahil oldun ve dedin ki bu kırgınlığım Fazıl Gürer'den özür dileyene kadar sürecek. Fazıl Gürer'den özür dileyene kadar Fazıl'ın hiçbir konserine gitmeyeceğim dedin. Hiçbir konserini, hiçbir bestesini de yazmayacağım dedin ama Fazıl'dan da yanıt geldi. Fazıl Say da dedi ki seni hiçbirimiz yüreğimizin yakınına getirmeyiz, bir daha gelme zaten konsere. İyi anlaşıldı mı Hıncal diye de cevap verdi. Ne yaşandı orada? Soru gelsin. Fazıl Say'la aranızdaki mesele neydi? O ismi ağzıma almaktan utanıyorum. Bu konu konuşulmak isteniyorsa eğer, kendine güveniyorsa o dediğin isim, Kadir Dursun'un, benim, Gürer Aykal'ın ve Menderes Türel'in, o zaman Antalya Belediye Başkanı, olduğu bir oturumda otursun bizimle. Ve bu yazdığı satırları yüzlerimize karşı bir söylesin bakalım. Bir söylesin bakalım. Hepimiz hayattayız. Menajeri Kadir Dursun dahil. Kadir Dursun'a soru, ilk soruyu da. Bu olay nasıl başladı, nasıl gelişti, nasıl bitti diye. Kadir Dursun'a, yani ben konuşmayacağım, benim yerime Kadir konuşsun. Ne derse Kadir kabul ediyor. Fazıl'ın menajeri ne derse kabul ediyor. Daha ne diyeyim? O ismi telaffuz etmek benim için zül. Çünkü Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyüklerinden biri, onda da çok büyük olan, emeği olan Gürer Aykal'a yönelik yaptığı utanmazca ithamlara karşılık ben artık o arada telaffuz edemem. Peki. Buradan başka bir soruya gideceğim. Kırmızı bir cevap oldu. Bu sefer sarı geliyor. Sarı kırmızı olsun. Sarı bir soruyla devam edeceğim. Şimdi Hıncal, babanın milliyetçiliğini vurguladık. Alparslan Türkeş'le omuz omuza yol arkadaşlığı yaptığını söyledik. Sen biraz kopyasını verdin gerçi. Ben gençken dedin, babama rağmen ben baba sizin partinize oy vermeyeceğim demişsin ama şimdi tam bir parti angajmanını da bugün baktığımda göremiyorum. İyi iyi çekip içinden aldığını vurguluyorsun ama bir parti paketi içerisinde yazmıyorsun. Dolayısıyla ama insanlar da seni bir şekilde, net bir şekilde etiketlemek istiyor. Sağcı mı, solcu mu, sosyal demokrat mı, sosyalist mi, ne diye bir soru. Soru gelsin. Hıncal Uluç siyasi olarak hangi görüşe yakın? Hıncal Uluç son günlerde bunu hem de sabah gazetesi en az 3 kere yazdı. Ben hayatımda hiçbir sağ partiye oy vermedim, babamınki dahil. Aslan amcamınki dahil. Hiçbir sağ partiye oy vermedim. daha da size anlatabilirim. Peki, bu açıklıyor diyorsun. Ben de buradan futbolla devam etmek istiyorum o halde. Futbol konusunda Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Pandemi de sanıyorum bu sorunları pekiştirdi. Ekonomik anlamda alarm zilleri çalıyor. Yetersizlikler söz konusu. Avrupa ile aradaki makas maalesef açılmış durumda. Uluslararası başarı da bu noktada birazcık mucize gibi görünüyor. Türkiye'de acaba seyirci futbola küstü mü? Soru gelsin. Türk futbolu nasıl kurtulur Hıncal? Yani son cümlenden alarak seyirci futbola küstü mü? Evet. Türkiye'de futbol diye bir şey oynanmıyor çünkü. Bir, Türkiye Futbol Federasyonu gereken düzenlemeleri yapmıyor. İki, teknik direktörler kendi yüklü maaşlarını devam etmek için, ettirebilmek için futbolu katlediyorlar. Basit özeti şu. Berabere kaldığın sürece kimse senin işine son vermeyi düşünmüyor. Yenilirsen gidiyorsun. Onun için her teknik direktör önce beraberliği düşünüyor. Fenerbahçe'ninki, Galatasaray'ınki dahil. Hele bir gol yemeyelim, bir tane atarsak kazanırız. Seyirci bu futbolu seyretmez.
seyirci bu futbolu seyretmez. Üç gündür Avrupa maçlarını izliyorum. Onlar da seyircisiz. Onlar da pandemiden çıkmışlar. O maçta izlediğim 10 dakikada herhangi birisinde, son 3 günün maçında, Avrupa maçında Bayern'le başlayan, Barcelona'yla başlayan, dün akşam da Manchester United'le Sevilla'yı izledik. Herhangi bir 10 dakikasında gördüğüm futbol hareketleri, esantreleri Türkiye'de bir sezonda göremiyorum. O kadar kötü top oynuyoruz biz. Bu korkak ve kendi maaşlarını düşünen hocalar yüzünden ve bunlara göz yuman yönetimler yüzünden. Seyredeceğim bir şey yoksa niye izleyeyim? Seyirci futbola küstü. Çünkü futbol yok. Türkiye'de her şeyin yeniden inşa edilmesi lazım. Onu da bu federasyon edemez. Kesin dediği, ilan ettiği, ittifakla dediği kararları bir günde tersine çevirebilen federasyona ben güvenebilir miyim? Peki, futboldan devam edeceğim. Çünkü gazetecilik yaptığın her dönemde taraftarı olduğun Galatasaray'ı da mercek altına aldın. Hem başkanları, kulüp direktörleri, futbolcularını da en keskin eleştiren aslında kalemdin. Şimdi burada kulübe en çok zaferi, kupayı getirdi diye en başarılı Fatih Terim'i sayabilir miyiz? Senin buradaki başarı kriterin ne? Soru gelsin. Sence Galatasaray'a en büyük başarıyı kim yaşattı? Fatih Terim tartışılmaz. Galatasaray değil, Türk futbolunun gördüğü en büyük başarının altındaki imza Fatih Terim'dir. Yani herhangi bir kulübün Avrupa Ligi'ni ve arkasından Süper Kupa'yı kazanmasını sağlayan takımı yaratan adam, sıfırdan alıp 4 senede oraya getiren adam. Dahası o Galatasaray'ın iskeleti olduğu milli takımda 2002'de dünya üçüncüsü oldu. Bunun üstüne bir başarının yarısına ulaşan bir hoca varsa söylesin. Ben en büyüğü o ama bugün en kötülerin başında da o geliyor. Zamanında en iyi olması bugün onu eleştirmemi ve benim aile dostum olmasına rağmen eleştirmemi engellemiyor. Çünkü eleştirmezsem o zaman ben kendime ihanet etmiş olurum. Sabahtan bir gün 65 sene verdim ben Hıncalıç ismine. Peki. Bir de Fenerbahçe'yi konuşalım. Şimdi Fenerbahçe'yi mercek altına aldığımızda da tabii Ali Koç imzasını görüyoruz. Hakikaten yetkin bir ailenin tüm mensubu ve birçok da olanağını seferber etti Fenerbahçe için. Ama yine de ortada somut bir başarısızlık söz konusu. Bununla ilgili analizini merak ediyorum. Soru gelsin. Ali Koç neden başarılı olamadı? Efendim başarı... Tek başına olacak bir şey değil. İyi bir ekibin olacak. Ali Koç, Faruk Süren olamadı. Bak çok önemli. Fatih Terim Galatasaray'a geldiği zaman, sadece Ankara Gücü ve Göztepe'deki ikinci kümedeler o zaman o ikide. Kısa dönem antrenörlük yapmış. İlk defa bir büyük takımda teknik direktörlüğe gelmiş bir adamdı. Galatasaray'a geldi ve o sezon daha 4. 5. maçında İstanbul'da Ali Sami Yansı'nda Fenerbahçe ile oynadı Galatasaray. 4-0 Fenerbahçe kazandı maçı. Faruk Süren'den başka kim olsa Fatih Terim o gün kovulmuştu. Ve bugün Fatih Terim'i konuşmuyorduk. UEFA şampiyonu Galatasaray'ı, Süper Kupa, Real Madrid müzesinde yoktu o kupayı Galatasaray Real'den alıp İstanbul'a getirdiğinde. Real Madrid'de olmayan kupa Galatasaray'a geldi önce. O Fatih'lerinden konuşmuyor olacak. O 4-0'a rağmen arkasında durdu. Fatih Terim'in ve Fatih Terim. Ali Koç ne yaptı? Komori diye çok güvendiği bir adamı getirdi. Komali'de bir hoca getirdi. Bütün Türkiye'nin saygı duyacağı bir adam. Ama Fatih Terim gibi başladı kokuda. Ali Koç hemen kendini kurtarmak için kokuyu gönderdi. Faruk Süren göndermedi Fatih. Ali Koç'la Faruk Süren'in farkı orada işte. Ali Koç
seyircinin, sosyal medyanın esiri oldu. Onu gönderdi. Ersun Yanal'ı getirdi. Onu gönderdi. Ötekini getirdi. Birikini getirdi. Peki. Sohbetimizde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir özelinde ben devam etmek istiyorum. Şimdi başta yabancı sınırlaması olmak üzere önemli değişikliklere gitti. Transfer harcama limitlerini de bir başka başlık olarak hatırlatalım. Öte yandan döviz kurlarındaki dalgalanma sebebiyle yaşanan ekonomik durgunluk, pandemi, seyircisiz oynamalar vesaire derken bir de yayıncı kuruluşların kulüplere ödemesi gereken ödemelerde yaşanan sıkıntıları mercek altına alalım. Genel tabloya baktığın zaman Hıncal, Nihat Özdemir başkanlığı için ne diyeceksin? Soru gelsin. Nihat Özdemir başarılı bir başkan mı? Öyle bir başkan artık yok. İnanmadığın kimsenin peşinden gitmez hayatta. Koyun bile gitmez inanmadığı çoban köpeğinin arkasında. Nihat Özdemir kendisine duyulan bütün inancı yok etti. Önce pandemiden ara verilen liglere aynen devam edecek dedi, ettirdi, oynattı, bitirdi. Küme düşmeler belli olduktan sonra küme düşmeyi kaldırdı. Yabancı futbolcu sayısını sınırlamak için gayet geçerli bir karar almışken birden kulüplenmem dedi, 3 tane kulüp, onu da erteledi. Yazdığım cümle aynen arkasında duruyor. Nihat bir, Allah bir dese inanmam. Yarın vazgeçebilir. Şimdi biraz evvel dedik ki Türk futbolu bitti. Yeniden inşa edilmesi lazım. Kimsenin inanmadığı Nihat Özdemir'le mi inşa edeceğiz? Nokta. Peki. Şimdi bir de o zaman Başakşehir örneğini vermek istiyorum futbolla ilgili olarak. Çünkü neredeyse seyircisi yok ama istikrarlı bir yönetim ya da ne uyguluyorlarsa artık kulüp politikası mı bilemiyorum. Bir şekilde ortada bir şampiyonluk ve somut bir başarı var. Burada formül nedir? Yani buradaki grafiği nasıl yorumluyorsun? Soru gelsin. Başakşehir 4 büyük takımı yapamadığını nasıl başardı? Başaramadı. Şampiyon olması başarmak değil. Başarılı yer Avrupa. Ne yaptı Avrupa'da? Okan Hoca'nın bir büyük avantajı var. Biraz evvel söylediğim dezavantaj aslında avantaj. Günümüzde seyircisiz oynamak avantaj. Çünkü günümüzde öyle çirkin seyirciler var ki daha 5. dakikadan itibaren kendi takımını, kendi oyuncusunu, kendi kaptanını yuvalamaya başlıyor. Dünya çapında bir santrforu transfer etmeye kalkıyor. Beşiktaş kıyamet koparıyor sosyal medya. Burak gelmesin diye. Mesela. Fatih Terim bir adam sokuyor sahaya. Sahaya girdiği anda ıslıklanmaya başlıyor. Galatasaray Şeriş tarafından. Fenerbahçe'de farklı değil durum. Okan Buruk'un hiçbir kafasında şey yok. Onu çıkarırsam, onu oynatırsam, onu oynatmazsam seyirci ya da sosyal medyada yok, çünkü öyle bir şey yok ki. Okan Buruk Hoca düşündüğü her şeyi uygulayabiliyor ama Fatih Terim ya da Beşiktaş'ın hocası ya da Fener'in hocası bin türlü şeyin altında. Tilki uçuyor böyle, onların arasından formül bulma aracı. Türkiye'deki başarısının sebebi seyircisiz olması. Ama Türkiye'deki başarı rakip yok. En ufak rakibin oldu. Avrupa'da ne yaptın? Benim için başarı dışarıda. Ne zaman dışarıda kazanırlar, o zaman konuşuruz başarı diye. Peki. Şimdi son 3 soruya geliyoruz. Yapma ya. Son 3 soruya maratonu yavaş yavaş tamamlayacağız. Hakikaten maraton yani. Ben yine kadınlarla ve ilişkilerle devam etmek istiyorum. Biraz aşk beşk meselelerini konuşmak istiyorum. Şöyle ki sen bir kez evlendin ve eşin Holly'yi de her zaman takip edip çok güzel bahsedersin. Aslında Türk okuyucusu da Holly'yi bir anlamda tanıyor. Hatırladığım kadarıyla eşin Amerika'ya gitmek istiyor, sen Türkiye'de kalmak istiyorsun ama aradan yıllar
yıllar geçtikten sonra tekrar böyle bu dostluk bazında bir geri dönme isteği oluyor Türkiye'ye ve orada yine olmuyor. Sen yazılarında aile olmayı, bayram ritüellerini, evi, yuva sıcaklığını çok altına çiziyorsun. Bunu deneyimlemişsin ama bir şekilde de yalnız devam ettin hayatına. Bu bağlamda soru gelsin. Hıncal Uluç neden tekrar evlenip aile kurmadı? Evlenmiş olmak için evlenmem. Aile kurmak için birini o ailenin içinde görmen lazım. Holly'yi gördüğüm için evlendim. Ondan sonra bir daha kimseyi göremedim. Ya bu eve bir kadın lazım diye evlenmiş olmam. Bu kadar basit. Peki. Peki. Şimdi yalnızlıktan bahsetmişken senin bu yalnızlığı anlatan, bu konuyu irdelediğin çok güzel bir yazın var. Kapıyı anahtarla açmak yazısı. Buradan devam etmek istiyorum. Diyorsun ki iki insanın yaşamlarını birleştirmesine neden evlenmek demişiz. Evlenmek çünkü evin anahtarının iki olması. Anahtar evin iki sahibi olduğunun simgesi, evlenmenin simgesi. Yani alyanstan çok daha anlamlı aslında diyorsun. Anahtarı verdiniz mi evlisiniz demektir. Her eve gelişimde kapıyı anahtarla açmaktan yoruldum. Ne güzeldir zili çalmak ve size birinin kapıyı açması. Bunu sağlamak için anahtarı bir başkasına vermeniz gerek ki sizden önce eve gelsin, ısıtsın, sımsıcak yuva yapsın demişsin. Buradan direkt sormak istiyorum. Sen halihazırda sonuç olarak eve anahtarla girdiğin için soru gelsin. Hıncal Uluç yalnız mı? Yani şey olarak yalnız. Bu yalnızlığa karşı da yani yazıdaki anlattığın, sorunda anlattığın olayla ilgili bir önlem de aldı yıllardan beri. Yani herhangi bir gece benim evimin bulunduğu sokağa girersen benim salonumda ışıkların yandığını görürsün. Kapıyı anahtarla açıp giriyorum ama içeride ışık yanıyor. Işığı ben yakmıyorum. Ama tekrar söylüyorum, birisi de giremez o eve. Herhangi birisi giremez. Birisi, İngilizce the birisi. Any birisi değil. Bulursak buluruz. Daha yaşımız genç. Peki. Şimdi hissiyatım o ki Hıncal daha çok uzun yıllar üreteceksin, çalışacaksın. Allah da uzun ömür versin ama herhalde senin yaşıtlarında gördükleri bir emeklilik kavramıyla ilişkilendirip sormuşlar. Sosyal medya sorumuz gelsin. Hıncal Uluç emekli olacak mı derler? Beynim emekli olursa olurum. Çünkü niye olayım ki? Kafam çalıştığı sürece o kafamdaki düşünceleri dile getiremezsem ben asıl yaşarken ölürüm. Peki. Hıncal, 40 soruluk maratonu benimle birlikte koştun. Harika bir performans çıkardın. Hakikaten uzun bir program, farkındayım. Nefes nefese kaldım. Evet, bakalım ne yapmışız? Önce bir matematik karnemize bakalım. Format gereği bir karnemiz var. Karnemize bakıyoruz. Yok ya. Nereye bakıyoruz? Monitördeyiz. Evet, süreni güzel kullanmışsın. 7 dakikalık süren arda kalmış. Hiçbir soruyu pas geçmediğini özellikle irdeleyelim. Hıncal çok mutlu oldum. Yıllarca uzun süren sadakatli bir dostluğumuza binaen geldim. Benim için de zor bir program oldu. Çünkü sorularımı aynı objektiflikle sormaya çalıştım. Hiçbir konuda esnetmeden ve sana olan sempatimi buraya koymadan sormaya çalıştım. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben samimiyetin, tecrüben, bilgeliğin bizleri hakikaten aydınlattı. Çok kıymetlisin Hıncal. Bu kadar genç bir beyin bence daha uzun yıllar yazacak. Biz de keyifle okuyacağız. İyi ki varsın. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim sevgili Jüli de. Değerli izleyicilerimiz, bugün sevgili Hıncal Uluç'u konuk ettik. Haftaya Perşembe günü yeni bir konuk ve 40 soruyla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.